Sevgili gençler merhaba. Yeni bir konu ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bu konumuzda arkadaşlar atomun kuantum modeli üzerinde duracağız. Peki atomun kuantum modeline geçmeden arkadaşlar Bohr atom modelinin sınırlılıkları nelerdi bir hatırlayalım birlikte. Bohr atom modeli daha önceden de biliyorsunuz arkadaşlar. Bir elektronlu taneçikler gibi tek elektrona sahip taneçiklerin spektrumlarını açıklayabildiği halde çok elektronlu taneçiklerin spektrumlarını açıklamada yetersiz kalmıştır. Evet neymiş arkadaşlar? Bohr atom modeli sadece bir elektron içeren parçacıkların spektrumlarını açıklayabilir. Birden fazla elektron içeren taneçiklerin spektrumlarını açıklayamaz arkadaşlar. Bohr atom modelinde elektronlar çekirdek çevresinde dairesel yörüngelerde bulunur. Ancak arkadaşlar kuantum mekaniğinde elektronlar dairesel yörüngelerde değil orbitallerde bulunur. Şimdi modern atom teorisi ile Bohr atom teorisi arasındaki farklardan biri de budur arkadaşlar. Değil mi? Bohr çekirdek çevresinde hareket eden elektronların çekirdeğe düşmesi gerekirken düşmeme nedenini elektronların belirli bir enerjiye sahip belirli yörüngede bulunabileceği görüşüyle açıklamıştır. Fakat neden başka yörüngede bulunamayacağını açıklayamamıştır. Heisenberg belirsizlik ilkesine göre bir elektronun hem yeri hem hızı aynı anda belirlenemez. Bohr atom modeli ne diyor? Elektron belirli yörüngede olacak diyor. Oysa ki Heisenberg ne diyor? Elektronun hızı ve konumu aynı anda belirlenemez diyor arkadaşlar. Bunlar da Bohr atom teorisinin eksik yönleri. Devam ediyoruz. Yörünge ve orbital kavramları arasında ne gibi farklar vardır arkadaşlar? Bunlara bakalım. Einstein, de Broglie, Heisenberg gibi bilim insanları modern atom teorisinin gelişmesine öncülük etmişlerdir. 1924-1928 yılları arasında elektronların atom veya moleküllerdeki davranışını belirleyebilmek için ortaya atılan kuantum mekaniği bir atomda veya bir moleküldeki belirli bir noktada elektronların bulunma olasılığından bahseder. Bu olasılık 1925 yılında Avusturyalı fizikçi Schrödinger tarafından önerilen dalga denkleminden elde edilir. Bu dalga ışığı tanımlamak için kullanılan elektromanyetik dalgalar gibi uzayda dolaşan bir dalga değil, bir atom veya molekülde sınırlı duran bir dalgadır. Bohr atom modelinde elektronun bulunduğu yere yörünge, Schrödinger'in öncülük ettiği kuantum mekaniğinde ise orbital adı verilir. Peki orbital ile yörünge arasında ne gibi farklar vardır arkadaşlar? Ona bakalım. Yörüngede elektronların hareket ettiği varsayılan dairesel yoldur. Değil mi? Orbitalde ise elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu hacimsel bölgedir. Biri dairesel yer, biri de arkadaşlar hacimsel bölge. Yörüngede elektronun düzlemsel hareketini temsil eder. Orbital ise elektronun 3 boyutlu hareketini temsil eder arkadaşlar. Her yörünge bir enerji düzeyiyle ifade edilir. İşte birinci yörünge, ikinci yörünge, üçüncü yörünge diyoruz ya arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda göreceğiz bunu. Her enerji düzeyinde farklı şekillerde farklı orbitaller bulunabilir. Her yörüngede yalnızca belirli sayıda elektron bulunur. Her orbitalde en fazla 2 elektron bulunur arkadaşlar. Bunlar yörünge ile orbitaller arasındaki farklar aklımızda olmalı. Evet, öyleyse bir iki tane pekiştirme sorusu karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Bohr atom modeli ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Hidrojen ve tek elektronlu iyonların spektrumlarını açıklamada yeterlidir. Doğru mu arkadaşlar? Bu doğru değil mi? Öyle konuştuk. Elektronlar çekirdek çevresinde dairesel yörüngelerde hareket ederler. Bu da doğru. Orbitallerden bahsetmiyordu. Dairesel yörüngeler. Çok elektronlu atomların spektrumlarını açıklayamaz. Dedik ki zaten tek elektronlu taneçiklerin spektrumlarını açıklar. Öyleyse hepsi doğru arkadaşlar. Orbital tanımıyla ilgili hangileri doğrudur? Elektronların atomda bulunma ihtimalinin yüksek olduğu hacimsel bölgelerdir. Az önce böyle demedik mi arkadaşlar? Öyleyse bu doğru değil mi?
Farklı şekillerde olabilir. Yörüngeyle arkadaşlar orbitalleri karşılaştırırken o vardı. Farklı şekillerde olabiliyordu. Şekli dairesel'dir. Farklı şekillerde demişiz arkadaşlar. Hiç dairesel şekil diyebilir miyiz artık? Diyemeyiz değil mi? Öyleyse üçüncü öncülü eledik. Doğru cevabımız 1-2 olacaktır. Evet. Başka bir soru tekrar. Bor. Ne diyor? Önce soruya bakalım. Yukarıda verilen bilim insanları ile ilgili kavram eşleşmeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bohr arkadaşlar dairesel yörünge dememiş miydi? Bohr dairesel yörünge demişti. Değil mi? Schrödinger arkadaşlar. Schrödinger görüyorsak belirsizlik diyeceğiz. Heisenberg. Şey, affedersiniz Heisenberg görüyorsak belirsizlik diyeceğiz arkadaşlar. Heisenberg belirsizlik diyeceğiz. Schrödinger'de orbital ifadesini kullanacağız. Öyleyse cevabımız ne olur arkadaşlar? 1 C olacak. 2 ne olacak arkadaşlar? 2 A olacak. Yani cevabımız Denizli olacak arkadaşlar. Kuantum sayıları. Baş kuantum sayısı arkadaşlar. Elektronun çekirdeğe olan ortalama uzaklığına ve enerji düzeyine bağlı olarak değişen kuantum sayısıdır. En değeri arttıkça elektronun çekirdeğe olan ortalama uzaklığı ve orbital büyüklüğü artar arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz hani atom çizerken arkadaşlar basit olması için biz nasıl çizmiştik? Şöyle yörüngeler çiziyoruz değil mi? İşte bu yörüngeler birinci yörünge, ikinci yörünge, üçüncü yörünge, dördüncü yörünge, beşinci yörünge. Veya arkadaşlar bu yörüngeleri işte altıncı, yedinci yörüngeyi de çizecek olursak veya K, L, M, N, O, P, R gibi harflerle de gösterebiliyoruz değil mi? Burada da göstermiş arkadaşlar. Burada Q demiş ama aslında R ile gösterilir. Demek ki arkadaşlar baş kuantum sayısı bu yörüngeleri ifade ediyor. Yani elektronun çekirdeğe olan ortalama uzaklığını ve enerji düzeyine bağlı olarak değişen kuantum sayısıdır. Enerji düzeyi biliyorsunuz arkadaşlar önceden çekirdekten uzaklaştıkça burası bizim çekirdeğimiz. Çekirdekten uzaklaştıkça yörüngelerin enerjisi ne olur? Artar demiştik değil mi? İşte burada da onu açıklıyor. Öyleyse baş kuantum sayısının değeri arttıkça diyor elektronun çekirdeğe olan uzaklığı ve orbital büyüklüğü artar arkadaşlar. Baş kuantum sayısını dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veya K, L, M, N, O, P, R şeklinde gösterebiliriz diyoruz arkadaşlar. Aklımızda olmalı. Çünkü bazen sorularda çıkıyor karşımda adam diyor ki K katmanında kaç elektron vardır? M katmanında kaç elektron vardır? Şeklinde. Öğrenci arkadaşımız M katmanının ne olduğunu bilmeyince haliyle soru gidebiliyor. Açısal momentum, kuantum sayısı, ikincil kuantum sayısı neymiş arkadaşlar? Bir bakalım. Orbitalin türünü önemli. Orbitalin türünü ve şeklini açıklar arkadaşlar. Hem tür hem şekil. Türü nasıl açıklayacak? Bir bakalım. L değerleri baş kuantum sayısı değerine bağlıdır arkadaşlar. Demek ki açısal momentum, kuantum sayısı kime bağlıymış? Baş kuantum sayısı olan n değerine bağlıymış. Herhangi bir n değeri için L'nin alabileceği değerler 0 ile n-1 arasında ki tam sayılardır. Nasıl yani? L eşittir 0, 1, 2, 3, 4, 5 alabilir arkadaşlar. Ne demek istedik? Örneğin n eşittir ne olsun arkadaşlar? 2 olsun. L kaçtan başlayacak her zaman? 0'dan başlayacak. Kaça kadar gidecek? n-1'e kadar gidecek dedik. Yani bu durumda ne olur? L eşittir 0 olabilir. L eşittir 1 olabilir. N eksi 1'e kadar değer aldı. Ama L eşittir 2 olamaz arkadaşlar. Başka bir örnek verelim. Ne olsun? N eşittir 3 olsun. O zaman L eşittir her zaman 0'dan başlayacak. 0 olabilir. L eşittir 1 olabilir. L eşittir 2 olabilir arkadaşlar. Bu şekilde konuşacağız. Peki L'nin 0 olması, 1 olması bize neyi veriyor? Yukarıda yazmış arkadaşlar orbitalin türünü değil mi?
L eşittir 0 ise bunun her zaman s orbitali olduğunu bilmemiz lazım. Başka ihtimal yok. L eşittir 0 ise her zaman neymiş arkadaşlar? S orbitali. L eşittir 1 ise bunun da p orbitali olduğunu bilecekmişiz. Başka yolu yok. Nerede olursa olsun karşımıza çıktığında L eşittir 1 dediğinde direkt p orbitali olduğunu bilmem gerekiyor. L eşittir 2 ise d orbitali. L eşittir 3 ise f orbitali olduğunu bilmemiz lazım. Bizim müfredatımız olanlar bunlar arkadaşlar. Bunu bilmemiz lazım. Neymiş? L eşittir 0 ise s orbitali. L eşittir 1 ise p orbitali. L eşittir 2 ise d orbitali. L eşittir 3 ise buna da arkadaşlar f orbitali diyecekmişiz. Bunu bu şekilde hallettik arkadaşlar. Öyleyse. L değeri elektron bulutlarının şekillerini ve şekil farkından oluşan enerji seviyesindeki değişimleri verir arkadaşlar. Tam orbitalin şekli demiştik zaten. Elektron bulutlarının şeklini. Elektron bulutları da neredeydi? Orbital neredeydi değil mi? Manyetik kuantum sayısı M ile alt enerji düzeyinde kaç tane orbital olduğunu gösteren kuantum sayısıdır. Şimdi arkadaşlar L neyi veriyordu bize? Orbitalin türünü. Bu da orbitalin sayısını verir. Kaç tane orbital olduğunu demiş arkadaşlar. Dikkat edin. Bu da bize neyi veriyormuş? Orbitalin sayısını veriyormuş. Bir bakalım başka ne diyor? Orbitallerin uzaydaki yönelimleri hakkında bilgi verir. Evet. Orbitallerin uzaydaki yönelimleri hakkında bilgi verir. Görüyorsunuz arkadaşlar. Mesela D orbitalinin manyetik kuantum, manyetik alandaki yönelimleri. Demek ki neyi veriyormuş arkadaşlar? Orbitallerin uzaydaki yönelimleri hakkında bilgi verir dedik. İkincil katmanı oluşturan orbitallerin dış manyetik alanla etkileşmesi sonucu çeşitli enerji seviyelerine ayrılır. S orbitali hariç. S orbitali bir tanedir. İlerleyen zamanlarda göreceğiz arkadaşlar. ML değeri açısal momentum kuantum sayısına bağlıdır. Eksi L'den artı L'ye kadar sıfır da dahil olmak üzere arkadaşlar tüm sayı değerlerini alır. Tam sayı değerlerini. Değil mi? Verilen L değeri için toplam alt orbital sayısı 2 ile artı 3 formülüyle hesaplanır. Bir de böyle bir formülümüz var arkadaşlar. Bunu çok kullanmıyoruz. Bizim için önemli olan hangisi? Tabii ki şurası. M ile hangi değerleri alır arkadaşlar? Eksi L'den artı L'ye kadar sıfır dahil olmak üzere tüm tam sayı değerlerini alır. Az önce dedik arkadaşlar. L eşittir 1 ise hangi orbitaldi bu? P orbitali. Öyleyse arkadaşlar ML hangi değerleri alır acaba? ML'ye bakalım. ML eşittir. Eksi 1 olur mu? Olur. Eksi L'den artı L'ye kadar. E 0 olur mu? Tam sayıları yazıyorum. Artı 1 olur mu arkadaşlar? Kaç tane değer var elimizde? 3 tane. Öyleyse ben P orbitalinin 3 tane olduğunu bilirim. Bir de şöyle bir formülümüz var yukarıda. Hani dedik ya biz bunu çok az kullanıyoruz. Pek kullanmıyoruz dedik arkadaşlar. 2L artı 1. 2L artı 1 formülünü yazdık. L eşittir kaç olsun dedik? 1 olsun. Bu durumda hangi orbitalden bahsediyoruz? P orbitali. L'nin yerine kaç yazdık? 1 yazdık. Öyleyse 2 çarpı 1 artı 1'den eşittir kaç çıktı? 3 çıktı. P orbitali kaç taneymiş? 3 taneymiş arkadaşlar. Burada da bunun değerlerini görüyorsunuz. Bu değerlerden biri eksi 1'miş, biri de 0'mış, biri de artı 1'miş arkadaşlar. Evet, demek ki neymiş arkadaşlar? Eksi L'den artı L'ye kadar değer alırmış. Bize orbitalin kaç tane olduğunu gösterirmiş. Veya orbitallerin uzaydaki yönelimleri hakkında bilgi verir dedik arkadaşlar. Cep notu. Bakalım ne diyor. Orbitallerdeki elektronlar orbital şemasıyla gösterilebilir. Boş orbitali yuvarlak veya kare şeklinde gösterir veya çizgi şeklinde de göstereceğiz arkadaşlar. Yarı dolu orbital o şekilde, tam dolu orbitalde arkadaşlar biliyorsunuz az önce bahsettik, geçiyordu. İlerleyen zamanlarda tekrar göreceğiz. Bir orbitalde en fazla 2 elektron bulunur diyoruz.
Evet arkadaşlar, spin kuantum sayısı diyoruz. Spin kuantum sayısı bize neyi verir? Elektronun 3 boyutlu hareketinin yanı sıra kendi ekseni etrafında dönme hareketi de vardır. Arkadaşlar, elektron kendi ekseni etrafında da döner. İşte kendi ekseni etrafındaki hareket yönünü biz MS dediğimiz spin kuantum sayısı ile açıklıyoruz. Elektronların dönmesi dış manyetik alanla aynı yönde, yani saat yönünde ise artı 1 bölü 2. Manyetik alanla ters yönde ise, yani saat yönünün tersinde ise eksi 1 bölü 2 diyoruz arkadaşlar. Evet. Saat yönünde ise artı 1 bölü 2. Saat yönünün tersi ise eksi 1 bölü 2 diyoruz. Bu şekilde bilmemiz lazım arkadaşlar. Bunun anlamı bir orbitalde dönüş yönleri birbirinin tersi olan iki elektron bulunabileceğidir. Arkadaşlar bir orbitalde az önce de dedim kaç elektron bulunabilirdi? İki elektron. Ancak bu elektronların yönleri ne olmak zorunda? Ters olmak zorunda. İşte bu da dönme yönleri arkadaşlar. Buradaki tabloda da arkadaşlar bize bir atomun en baş kuantum, açısal momentum kuantum, magnetik momentum kuantum sayıları vermiş arkadaşlar. Birazdan sorularda birlikte inceleyelim. 3P orbitallerindeki elektronların sahip olabileceği kuantum sayıları nelerdir? Tüm kuantum sayılarına bakalım arkadaşlar. Bir kere n baş kuantum sayısı orbitalin önündeki sayıdır. Öyleyse n eşittir 3'tür de. Arkadaşlar, ne dedik az önce? L eşittir 0 ise hangi orbitalde S orbitali? L eşittir 1 ise hangi orbitalde P orbitali değil mi? L eşittir 1 ise P orbitaliydi. Öyleyse bunun L değeri kaçtır arkadaşlar? L değeri 1'dir. ML hangi değerleri alıyordu arkadaşlar? Eksi L'den artı L'ye kadar almıyor muydu? Alıyordu. Öyleyse arkadaşlar ML ne olacak? ML eksi 1, 0, artı 1 değerlerini alır mı? Alır. Kuantum sayılarımız bunlar arkadaşlar. MS hangi değeri alır? MS 2 değeri alır arkadaşlar. Artı 1 bölü 2 veya eksi 1 bölü 2 olacak. Başka da yolu yok. Hangi orbitaldeki elektron olursa olsun hiç önemli değil. Bakalım. 4D orbitaline ait N, L, ML değerlerini belirtiniz. Belirtelim arkadaşlar. 4D orbitali diyor. N neydi? Baş kuantum sayısı arkadaşlar. Baş kuantum sayısı orbitalin önündeki sayı. Öyleyse N değeri kaçtır? 4'tür. Az önce yazmıştık. Yine yazıyorum pekiştirmek için. L eşittir 0 ise hangi orbitalde? S orbitali. L eşittir 1 ise hangi orbitalde? P orbitali. L eşittir 2 ise hangi orbitalde? D orbitaliydi arkadaşlar. Öyleyse D orbitalinde L değeri kaç olacakmış? Açısal momentum kuantum sayısıydı değil mi? L değeri arkadaşlar 2 olacak. ML hangi değerleri alıyordu? Evet. ML arkadaşlar eksi L'den artı L'ye kadar değer alıyordu. Öyleyse ML değerimiz ne olacaktı? Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 değerlerini alır mı? Kaç tane değer aldı arkadaşlar ML? 5 tane. Ne demektir bu? D orbitali 5 tanedir. Değil mi? Böyle yorumladık az önce bize orbitalin sayısını veriyordu. Evet, orbital türleri arkadaşlar. İsterseniz orbital türlerine geçmeyelim. Bunu arkadaşlar bir sonraki dersimizde halledelim. Çünkü yarıda kalmasın. Öyleyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.